Merhaba, ben klinik psikolog Selin Tutku Tabur. Profesör Doktor Hakan Türkçapar'da Psikolojik Sorunları Tanıyalım serisine hoş geldiniz. Bugün 3. bölümdeyiz. Panik bozukluk ve agorafobi konuşacağız. Hocam merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Ben hemen hızlıca sorularına giriş yapıyorum öyleyse. İlk olarak panik atak nedir? Panik atak, durduk yerde aniden ortaya çıkan veya bir uyaranla, diyelim bir patlama sesi veya bir tehlike altında olduğumuzda, ani bir tehlike ortaya çıkabilen, kişinin sanki sonunun geldiği hissinin onda uyandığı, bedensel, duygusal ve zihinsel belirtilerine eşlik ettiği bir yoğun bir sıkıntı yaşantısı. Kişiler bunu bazen büyük bir korku, dehşet gibi belirtebilir. Bazen de böyle bir sıkıntı yaşantısı, yani korku adını vermeseler de çok sıkıntı duyduklarını ifade edebiliyorlar. Genelde panik atağın tanımı bu. Panik atak dediğim gibi durduk yerde de çıkabilir, bir durumla, tehlikeli bir durumla da ortaya çıkabilir. Peki sıklıkla karışan bir terim daha var aslında, panik bozukluk. Ne zaman panik bozukluk oluyor? İkisi bir de hatta eş anlaşılıyor. Şimdi panik ataklar üç türlü olur. Bir, hiçbir şey yokken durduk yerde olan ataklar. İşte kişi gayet güzel, diyelim evinde oturuyor ya da yatağında yatıyor. Ya da işte bir yürüyüş esnasında ya da bir toplantı esnasında, diyelim hani özel bir şey yokken, birdenbire bu belirtileri yaşaması ve o atağı geçirmesi. İkinci tür olan atak, belli bir uyaran ya da durumla hep ilişki içinde olması. Örneğin köpek fobisi olan bir kişi köpek gördüğünde, bu az önce söylediğimiz işte o dehşet yaşantısı, büyük bir korku, beraberinde bedensel belirtiler, zihinsel belirtileri yaşayabilir. Bu tür bir durum genelde bizim fobilerde, diyelim sosyal fobisi varsa kişinin sosyal bir ortamda işte bir konuşma yaparken, biriyle tanışırken yaşayabilir. Hemen hemen daima o durumla bağlantılı ortaya çıkabiliyor. Üçüncü tür ataklarsa belli durumlarda bazen atak oluyor kişide, bazen olmuyor. Mesela uçağa bindiğinde bazen oluyor, bazen olmuyor. Arabaya bindiğinde bazen oluyor, bazen olmuyor gibi. Bunlara da hani durumsal olma eğilimli panik ataklar diyoruz daha çok. Şimdi bu üç tür panik ataktan aslında panik bozukluk dediğimizde genelde birinci türde ataklar oluyor. Yani durduk yerde ortaya çıkan, herhangi bir şey yokken aniden başlayan ve kişinin açısından da ya bu ne oldu, bana ne oluyor, nereden çıktı bu diye anlam veremediği ataklar oluyor. Biz buna spontan atak veya kendiliğinden gelen atak diyoruz. Bu panik bozukluğa özgü olan atak tipi bu. Panik bozukluk aslında evet, adından da anlaşılacağı gibi hani panik atakla ilişkili, ama atak türü olarak spontan kendiliğinden gelen ataklar olması gerek ve kişide bir süre sonra bu ataklarla ilgili bir fobi gelişiyor. Yani acaba yeniden olur mu, işte ara dönemlerde de, yani atak yokken de yeniden atak olacağı ile ilgili korku duymaya başlıyor, endişe duyuyor. Yani ara dönemlerde de sürekli onu bekliyor. Yine panik atak yokken bile ara dönemlerde işte acaba bu ataklar sırasında delirir miyim, kalp krizi geçirir miyim, aklımı yitirir miyim, kontrolümü yitirir miyim gibi de endişeler duymaya başlıyor. O zaman hani ikisi bir araya geldiğinde işte biz panik bozukluk ortaya çıkmış diyoruz. Burada hani panik atakta, bu panik bozukluğa özgü olan panik ataklardaki belirtiler nedir diye düşünürsek, işte çarpıntı, titreme, terleme, kişinin elinin ayağının soğuması, bir soğuk ter dökme, uyuşma, karıncalanma gibi bedensel belirtiler olabiliyor. Yine zihinsel belirtiler dedik, mesela gerçek dışılık hissi, sanki etraf gerçek değilmiş gibi, kendisi bir filmde ya da rüyadaymış gibi hissetme, kendisini kendine yabancı hissetme, kendini sanki yabancı biri gibi, dışarıdan izliyor gibi olma. Yine o esnada ölüm korkusu, sonunun geldiği korkusu, delirme, çıldırma korkuları oluyor kişide. Ve bu belirtiler, bu saydığım belirtilerden en az dördü yaklaşık bir 10 dakika içinde bir küme halinde, bir nöbet halinde çıkarsa buna panik atak. Ve bu atakların sık sık tekrarladığı, durduk yerde ortaya çıktığı,
ve aralarda da kişinin yeniden atak olur mu diye endişe duyduğu durumlarda da artık bu bir panik bozukluğa dönüşmüş oluyor. Peki bir de bazen panik atak geçiririm korkusuyla bir yerlere girmemek, evet, kaçınmaları duyuyoruz. Bu noktada da agorafobi nedir? Evet. Agorafobi de aslında hani panik atağa, panik bozukluğa bir nevi panik atak fobisi demiştik. Yani kişi yeniden böyle bir şeyleri yaşamaktan korkuyor ve kaçınıyor. Agorafobi ise kişinin aslında o panik atağa yaşadığı mekan ya da durum neyse o duruma ya da o tür mekanlara karşı fobi geliştirmesi. Örneğin bir öğrenci işte sabaha kadar diyelim ders çalışıyor, ertesi gün sınavı var. Şimdi de sınav dönemi zaten. Bazen işte öğrenciler sabahlar. Daha sonra sabahleyin işte okula gidiyor. Aman işte uyanık kalayım, bol bol kahve içiyor diyelim uyanık kalmak için. Sınıfa girdi, kalabalık bir ortam. İşte ortalarda bir yerde oturuyor. İşte sınav başlıyor. Kalabalık ortam, sınav ortamı, amfi, çıkması öyle kolay değil. Üstelik sınav yapmak da durumunda ve birdenbire kalbi küt 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 çarpmaya başlıyor. Şimdi tabii bunda işte uykusuzluk, efendim içtiği kahvenin belki etkisi var, sınav heyecanın etkisi var. Fakat kişi o anda bana ne oluyor, ölüyorum, kalp krizimi geçiriyorum. Tam bir panik atak. İyi kötü efendim soruları cevaplayıp diyelim öylesine verip koşturarak acil servise gidiyor. Acil serviste ne oluyor? Muayene ediliyor, bir şeyin yok deniliyor. Tabii bir şeyin yok denildiğinde o kadar şey yaşamış, niye yaşadım? Acaba bende bir şey mi var sorusu devam ediyor. Tekrar bir iki atak olursa bu sefer işte panik bozukluk ortaya çıkıyor. Daha sonra ne oluyor? İşte o ilk atağını özellikle hemen çıkılamayacak ya da yardım alamayacak bir yerde yaşadıysa kişi, hı hı, efendim uçakta, böyle büyük salonlarda veya işte trende, toplu taşımada, metroda, tünelde veya işte otobanda, ne bileyim, tek başına yolculuk ederken, o zaman bu tür duruma karşı da bir fobi gelişiyor ve o atağı daha önce yaşadığı ortamlara girmeyi istemiyor. Yani birinde o atak yaşantısını kendisine karşı fobi var, panik bozuklukta. Sıklıkla buna eşlik eden, işte ikiz kardeşi olmasa da belki tek yumurta ikizi olmasa da çift yumurta ikizi diyebiliriz olan agorafobi de buna eklenmiş oluyor. Bu sefer ne yapıyor kişi? Atak gelecek yerlerden de kaçınmaya başlıyor ve giderek bazı hastalarımız maalesef eve bağımlı hale geliyor. Yani ev dışına çıkamaz oluyor, toplu taşıma kullanamaz oluyor, işte seyahat yapamaz oluyor. Bu yüzden dolayı hayatı çok çok kötü etkiliyor. Buna belki eklemekte fayda var hocam. Bazen de evde duramamayı görebiliyoruz, evet, değil mi? Evet, tek başına evde kalamıyor bazıları. Evet. Yani yanında muhakkak birisi olsun istiyor. Genelde çünkü iki korku var. Bir, hemen ortamı terk edememe, çıkamama. İki, yardım alamama. Bazı hastalarımızda tabii bu iki korku illa ayrı ayrı olacak değil. İkisi birden de olabilir. Kişi hemen çıkamayacağı ya da yardım alamayacağı yerlerde bulunmaktan kaçınmaya başlıyor. Çok güzel anlattınız. Teşekkürler. Peki neden olur? Şimdi hep aslında aynı şey bütün ruhsal rahatsızlıklarda tekrarlıyor gibi olacağım ama yine çok nedenli. İşte biyolojik, genetik etkenler var, kişilik etkenleri var, çevresel etkenler, olaylar var. Tek tek sıralarsak mesela biyolojik etken olarak bir kısım insanda düşünülen şey ki bu bir kuramdır. Bizim işte kandaki oksijen karbondioksit dengesini ayarlayan otonom merkezlerimiz var, vücudun çalışmasını sağlayan. İşte buralarda eğer normalde kanda bizim karbondioksitimiz düşerse solunum hızımız artar dengelemek için. Bazı insanlarda bu sistemin hassas olduğunu, yani kandaki karbondioksit çok artmasa da sanki artmış gibi bir tepki verdiğini söylüyorlar. İşte buna yanlış boğulma alarmı kuramı deniyor. Bunun dışında vücudu çalıştıran, hani korku anında bizim kaçma savaşma tepkisi dediğimiz otomatik tepkiyi veren, düzenleyen otonom sinir sisteminde bir hassasiyet olabilir. Yine beyinde bizim amigdala ve hipokampüs dediğimiz iki bölgeyle ilgili bütün korku tepkilerimizin orkestra şefi amigdala dediğimiz bir bölge. İşte amigdala Yunanca badem demek, şekli bademe benzediği için beynin iki tarafında yer alan merkezler bunlar.
Oralarda bizim daha önce korku duyduğumuz uyaranlara karşı bir koşullanma oluyor. Yani beden duyumlarına karşı, diyelim işte o kişi o az önce örnek verdiğim öğrenci ilk ne yaşamıştı? Çarpıntı. O beden duyumuna koşullanıyor. Yani nasıl ki işte köpek fobisinde köpeğe koşullanıyor kişi, köpek görünce korkuyor. Burada da ne zaman çarpıntısı olsa korku tepkisi çıkmaya başlıyor. Bu işte amigdala ile ilişkili deniyor. Yine bir de hafıza merkezimiz vardır, hipokampüs. Onun da şekli at eğerine benzediği için o da Yunanca öyle bir isim almış. O da hafıza merkezimiz. O da işte o hatanın olduğu yere karşı olan korku koşullanmamızın depolandığı yer. Belki hafızayla da ilişkili olduğu için. O da işte agorofobi kısmıyla ilintili deniyor. Bunun dışında cinsiyetle ilgili etkenler var. İşte kadınlarda özellikle 20'li yaşlarda başlıyor. Hani genç insanlar için tabii bu kötü bir haber ama daha çok işte yaşamın belli streslerinin, ne bileyim işte evlenme, çocuk sahibi olma, okul bitirme, mesleğe başlama vesairenin hani olduğu dönemler. O zaman devreye bir faktör daha giriyor. Genelde stres faktörleri. Başlatıcı olarak, tetikleyici olarak da genelde panik atakta gördüğümüz aslında masum bir fiziksel durumdur. Durum diyorum illa hastalık olması da şart değil. Örneğin küçük çaplı masum hastalıklar olabilir. Diyelim bir kişi işte bir diyare oluyor, ishal oluyor. İşte sürekli sıvı kaybediyor. İşte geceleyin yatakta uyurken işte birdenbire karın ağrısıyla uyanıyor ve kalkıyor. Şimdi aniden kalktığımızda efendim tansiyonumuz, nabzımız ona göre hemen adapte olmak için değişiklikler gösterir. Ve yeterince kan gitmediğinde hafif bir göz kararması yaşayabiliriz. O esnada da diyelim kişi bayılır gibi oluyor ve o anda işte atak ortaya çıkabiliyor. Diyor ki işte gün bugün ölüyorum herhalde, işte sonum geldi gibi düşünüyor ve ilk atağını yaşayabiliyor. Bunun dışında yorgunluk, normal bir takım değişimler, işte kadınlarda adet öncesi gerginliği, tiroid hormonu yüksekliği yine etken olabilir, fazla çay kahve içme etken olabilir, bazen bir takım uyarıcı maddeleri kullanmak. Bunların bir kısmı işte belki de işte bağımlılık, yaratıcı maddeler olabilir. Esrar kullanımında ilk defa kullanıyorsa kişi ataklar görebiliyoruz. Veya grip nezle ilaçlarının bir kısmında burun akıntısını azaltmak için adrenalin benzeri maddeler vardır. Pseudoephedrin, efedrin dediğimiz. Bunlar da yine çarpıntıya yol açıp atağı tetikleyebilir. Ama bütün bunlar aslında bir vesile. Çünkü biliyoruz ki panik bozukluktaki gördüğümüz ataklar tehlikesiz. Yani vücudun bir uyarılma durumu. Fakat kişi bu uyarılma durumuna bir anlam veremediği için o zaman diyor bu uyarılmanın arkasında kötü bir şeyler olmalı. Bir felaketleştirici bir yorum ekleniyor. Tabii bu felaketleştirici yorumda hani bazen iyi niyetle söylenen bir takım şeylerin de katkısı var. Mesela siz böyle bir şey yaşadınız, daha sonra doktora gittiniz ve size hani bir şeyin yok denilse bu sizi ne kadar rahatlatır? Şimdi diyelim ben şu anda acıyla bir işte yere yığılıyorum, ondan sonra oturuyorum. Sen hocam bir şey mi oldu diyorsun, ben de bir şey yok desem bu seni rahatlatır mı? Hayır. Yani bir açıklama olması gerekir. Şimdi kişilere de böyle bir açıklama bulamadıklarında işte o zaman bunu bir şekilde zihin boşluk kabul etmez. Evet. Herhalde bende bulunamayan kötü bir durum var diye düşünmeye başlıyor. O da işin psikolojik yanını oluşturuyor. Şimdi bende kötü bir durum var yorumu işi ise hani işte psikolojik etkenlerle ilişkili. Bizim şema dediğimiz psikolojide kişinin kendi bedeniyle ilgili hani özellikle dayanıksız, yetersiz olduğuyla ilgili bir takım eskiden beri gelen inançları varsa o zaman işte açığa çıkıyor. O zaman şöyle deriz hani neden oluyor? İşte biyolojik genetik etkenler, yatkınlaştırıcı, yine psikolojik yatkınlaştırıcılar var. Kendini bedensel olarak zayıf, güçsüz görmek. Bunun üzerine stresli bir dönem, kişinin işte yaşadığı bir herhangi bir stres veyahut da bir masum bedensel hastalık ya da bir durum eklendiğinde İlk atak yaşanıyor ve ardından da bazı kişilerde maalesef panik bozukluğa dönüşüyordur. Çok teşekkür ederim. Bu arada şeyi de söyleyeyim.
kaçınma ve bizim güvenlik davranışı dediğimiz şeyler de tabii sürdürücü burada. Yani kişi kaçındıkça o korkusunun daha da bir anlamda sürmesi ve büyümesi gerçekleşiyor. Çünkü kaçındığı için olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla devam ediyor. Hani neden bugüne kadar başıma kötü felaket gelmedi? Bir şekilde işte atağa kesilmesine yol açtığım için, işte acile gittiğim için, bir ilaç içtiğim için vesaire. Ya da arkadaşımla görüşüp sakinleştiğim için. Peki tedavisi nasıldır hocam? Tedavide panik bozukluk kısmı ile ilgili hem ilaç tedavileri hem psikolojik tedaviler uygulanıyor. Psikolojik tedavilerden en yerleşik olan, hani bütün dünyada da kabul edilen bilişsel davranış terapi. Çünkü temelde de koşullara bağlı olmaktır. İçinde hem davranışçı hem bilinçle ilgili kısımlar var. Davranışçı kısım daha çok o korku koşullanmasını azaltmaya dönük. Bilişsel kısımda hani kişinin bu yaptığı felakete dönük yorumları değiştirmeye dönük. Hani benim çok sevdiğim bir benzetme var. İlaç tedavisi ve bilişsel davranış terapi arasında. Diyelim şu anda dışarıdan ayak sesleri duyuyoruz ve sen korkuya kapılıyorsun. Diyorsun ki birisi bizi öldürmeye geliyor. Şimdi burada kişinin yaşadığı bedensel belirtiyi, çarpıntıyı o dışarıdan duyulan ayak seslerine benzetebiliriz. O çarpıntıyı duyduğunda kişi diyor ki ben ölüyorum, bu kalp krizinin ayak sesleri. Şimdi psikolojik tedavi şuna benziyor. İşte o duyduğun ayak sesleri senin, öldürmeye gelen birisinin falan ayak sesi değil. İşte yan tarafta doktor Olga Hanım'a, onun ofisine gelen hastanın ayak sesleri. Dolayısıyla hani korkacak bir şey yok, buna benziyor. İlaç tedavisi ise senin kulağına işte ses duymayı önleyen tıkaçlar yerleştiriyoruz. O zaman ayak seslerini duymuyorsun ve rahatlıyorsun. Tabii ilaç tedavisi genelde kullanıldığı sürece etkili. Maalesef ilaçlar kesildikten sonra yüksek oranda bir yineleme oluyor. Aynen hani o tıkaçları kulaktan çıkarttığımızda tekrar sesleri duymak gibi. Eğer bizim o olumsuz yorumlama eğilimimiz sürüyorsa sesler yeniden başladığında yeniden yorum başlıyor. Ve agorafobi kısmına geldiğimizde yani kişi de öyle diyelim panik atak artı agorafobi var ise panik bozukluğun tedavisindeki yöntemler ve ilaç birlikte veya tek başına kullanılabilir. Ama sadece agorafobi varsa, hatta doğru dürüst atak bile geçirmediyse o kişilerde ilaç tedavisinin çok bir anlamı yok çünkü atak geçirmiyor, kişi hep kaçınıyor. Evet. Onlar da tek tedavi bilişsel davranışçı terapi. O yüzden hatta sıklıkla işte hani tam iyileşmiş hissetmiyorum yorumlarını duyuyoruz değil mi? Yani o agorafobi kısmıyla ilgili muhakkak hani kişinin onu yaşantılayarak görmesi gerek. Çünkü bu koşullanma kısmı amigdala ve hipokampüste depolanıyor diyelim. Ve onu herhangi bir ilaç değiştiremez. O yaşantıyla, deneyimle değişir. İlaçlar spontan kendiliğinden gelen atakların sayısını, sıklığını ve şiddetini azaltırlar. Ama ilaç kullanan hastalarımızın da doktorunun tabii önerisi ve gözetimi altında kaçındıkları şeyi yapmaları da çok önemli. Deneyimleyecek ki bir şey olmadığını görecek. Ve orası amigdala ve hipokampüsü öğrenecek çünkü orası yaşantıyla öğrenir. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar bu bölüm için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.